Sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünü tepeden tırnağa estetiğe ayırdık. Estetikle ilgili yapılan operasyonlardan ve yurt dışından gelen hastalardan bahsediyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0090-212-288-06-78 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Özür diliyorum, mail göndermek istiyorum derseniz de info@doktorumyanimda.tv adreslerinden de maillerinize bize sorularınızı, isteklerinizi, arzularınızı gönderebilirsiniz. Plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Deniz Küçükkaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Deniz Bey. Nasılsınız? Efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok iyi görünüyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Sizler de aynı şekilde. Sağ olun. Ameliyatlardan vakit bulup gelebildiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Çok önemli şimdi aslında hep sağlık turizminden bahsediyoruz. Hani turizmin geldiği nokta, Türkiye'de sağlığın geldiği nokta derken plastik cerrahi uzmanları da aslında sizler çok önemli görevleriniz var diye düşünüyorum değil evet, mi? Evet yani hani şöyle özellikle son 10 yıl içerisinde ülkemizdeki sağlık sektörünün çok hızlı ilerlemiş olmasıyla beraber cerrahi tecrübemizin artması, ülkemizin de bir yandan çok güzel bir ülke olması anlamında yurt dışından hatta dünyanın her yerinden hastamız var diyebilirim. Bu estetik cerrahiyle alakalı yoğun bir şekilde var. Hemen hemen özellikle İstanbul bu işin başını çekiyor ama diğer illerimizdeki estetik cerrahi uzmanı doktor arkadaşlarımızın da yurt dışından hastaları var. İşte Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri, hatta Amerika, hatta Avustralya'dan ara ara hani buraya uzun süreli böyle seyahate gelip ameliyat ettiğimiz hastaları olabiliyor. İşte erkeklerde saç ekimi, bayanlarda diğer estetik cerrahi müdahalelerle alakalı olarak yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Evet. Şöyle düşünüyorum aslında hem burada hekimlerin başarısı hem teknolojinin gelişmesi. Tabii ki bakanlığın da yaptığı çok ciddi çalışmalar var ülkemizin sağlık turizmini duyurması açısından. Bunların üçü bir arada olduğunda aslında ciddi anlamda bir turist akını da gerçekleşiyor tabii diye düşünüyorum. Tabii ki. Burada önemli bir şey var. Onun altını çizmek istiyorum. Özellikle sizin branşınızla ilgili. Ne oldu? Teknikler mi değişti de hızlandı mı işler? Hani aslında artık uçakla gelip ameliyat olup gidiyorlar. Estetik cerrahi anlamındaki tekniklerimiz elbette ilerledi. Elbette ki gelişti ama bizim estetik cerrahi olarak cerrahi tecrübemiz çok fazlasıyla arttı. Anestezi son zamanlarda çok fazlasıyla gelişmiş bulunuyor. Ve hani işimizi iyi yapıp sonuçların da iyi olduğunu herkes tarafından görüldüğü zaman dolayısıyla bu bir yani ağız propagandası denen bir şey var. Yani hani bir hizmetten birisi memnun kaldığı zaman bunu diğer insanlara da söylüyor. En iyi de reklam şeklidir aslında aynen bu. Öyle, aynen öyle. Tabii en önemli etkenlerden birisi de Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız. Kendi yurttaşlarımız, gurbetçilerimiz. Onlar tabii ki çoğunlukla geliyorlar ama onlar da işte eşlerini, dostlarını, arkadaşlarını, işte Almanya'da yaşayanlar Alman bir arkadaşını alıp geliyor. İsviçre'de yaşayan İsviçreli bir arkadaşını alıp geliyor. Hani tabii ki onlar da bizim oralarda daha yoğun bir şekilde, o bölgelere daha yoğun bir şekilde hizmet üretmemizi beraberinde getirdi. Evet, aslında herkesin bir katkısı olmuş. Kesinlikle. Teknikler de önemli diye düşünüyorum. Şimdi siz yurt dışından gelecekseniz bir ülkeye ne kadar kalabilirsiniz? Maksimum 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Bu süreler içerisinde bütün ameliyatları tabii ki. Yapmanız yani mümkün mü? Yani şimdi şöyle her ameliyat için aslında ayrılması gereken en minimum süreler var burada kalındığı takdirde. Yani biz normalde İstanbul'da yaşayan bir hastayı da her gün kontrole çağırmıyoruz ameliyat ettikten sonra. Yani ilk bir hafta 10 günlük bir süre yapılacak ameliyata göre maksimum 15 günlük bir süre. O ilk dönemde olabilecek acil anlamda yapılacak müdahaleler için bu bir burun ameliyatı için bir hafta 10 günlük bir süre yeterli. Bir işte meme küçültme ya da bir memeyle ilgili bir müdahale için yine bir hafta 10 günlük süreler yeterli. İşte doğum sonrası estetiği anlamında bir karın germe için yine bir hafta 10 günlük süreler çoğu zaman yeterli. Hani bu arada onlar hani ülkelerine döndükleri zaman da biz onlarla irtibatımızı koparmıyoruz. Yine telefon aracılığıyla, mail aracılığıyla ara ara bizler de yurt dışına gidip o bölgelerde hastalarımızı tekrar ziyaret ediyoruz. Özellikle Almanya hani bu konuda sık gittiğimiz ülkelerden birisi. Sadece ben de değil yani bunu birçok plastik cerrahi arkadaşımız yapıyor başarılı bir şekilde. Yani hani bu kontağımız hiçbir zaman kaybolmuyor. Zaten yaptığınız estetik cerrahi bir ameliyatın sonucunu elbette ki erken dönemde de görüyorsunuz ama onun tam olarak oturması ve bir sonucu evet tamam artık bu oldu dememiz için zaten 3 aydan 6 ay hatta ideal süre 1 yıllık bir süre. Yani hani bu sürenin zaten geçmesi gerekiyor. Evet aslında
bu hızlanmış olmakta, tekniklerin hızlanmış olması, komplikasyonların azalmış olması da çok büyük avantajlar sağlıyor. Tabii ki etken, tabii ki etken. Tabii ki bunların hepsi beraberinde bir etken yani hani. Evet, bizim tabii siz çok uzun zamanlardır yaptığımız programlara hep konuk olarak geliyorsunuz. Kimi zaman hastalarınızla da konuk olarak geldiniz. Evet. Bu sefer bir değişiklik yaptık değil mi? Siz bizi konuk aldınız. Evet, aynen siz geldiniz. Biz çünkü çok kalabalıktık, bu sefer sizin gelmeniz daha güzel. Evet, bizim çünkü ortamımız çok müsait değildi. Biz geldik. Sevgili izleyiciler, dilerseniz onu ekrana getirelim. Tabii ki, seve seve. Herhalde İsviçre'den geliyorlar. Üç tanesi İtalyan asıllı, bir tanesi Kosova asıllı ama İsviçre'de yaşıyorlar. Yani hani geldiler, ameliyatlarını oldular. Bir tanesi çok daha önce gelmişti. Hı hı. Şimdi bir 10-15 gün sonra tekrar ayrı bir grup halinde yine gelecekler birkaç kişi. Ne yani güzel. Bu ekipten beraber. Yani şükürler olsun işimizi iyi yapıyoruz. Ülkemizi iyi temsil ediyoruz. Bunlar çok önemli. Bizim de göğsümüzü iyi kabartıyorsunuz. Estetik cerrahi hem bilimsel olarak hem de hani pratik uygulamada Türkiye başlarda yer alıyor. Amerika ve Brezilya ile beraber. Bu anlamda keyifliyiz. Keyifli. O keyifli sohbetleri isterseniz sevgili izleyiciler ekrana getirelim. Bakalım yurt dışından gelen özellikle sağlık turizmi için gelmiş olan hastalar neler yaptırdılar, ne gibi diyaloglar geçti hep birlikte izleyelim. Schönheitseingriff, das war der erste, hatte ich noch nicht. Daha önce zayıflayabilmek için bir mide operasyonu geçirmiş. Midesinden bir bölüm yani mide küçültme operasyonuydu bu. Bununla dolayı çok güzel kilo vermiş. Yanı sıra tabii ki spor da yaparaktan. Gestraft und habe ein Implantat. Üç ay önce ilk kez geldim. Orada göğüslerimin dikleştirilmesini yapıldı. İmplant takıldı ve bacakların sıklaştırıldı. Also ich fühle mich sehr wohl. Mein Resultat ist perfekt. Sonuçundan çok memnunum. Beklediğimden çok daha iyi. Ve onu her zaman herkese tavsiye edeceğim. Ja, man hört immer wieder, dass die... Türkiye'nin özellikle seçmemin nedeni şöyle de Türkiye'deki doktorların daha da bu konuda ileri olduklarını, daha profesyonel çalıştıklarını ve böyle bir hizmeti İsviçre'de görmediklerindendir. Unser Service hier in Istanbul und von Dr. Dennis ist İstanbul'u çok beğendim. Buradaki servisle ve Deniz Küçükkaya'nın bize sunduğu şeylerle İsviçre'deki sunulan hizmetlerle arasında çok büyük bir fark var. Orada her şeyi tek tek ödenmesi gerekiyor. Hem fiyat olarak daha yüksekler hem de servis olarak o kadar iyi değiller. Also was ich operieren werde ist Ameliyat ettirmek istediği bölgeler karın ve göğüs bölgeleridir. Hamilelikten sonra bayağı bir sarkma yaşadığı için. Türkiye'yi seçmesi sadece işte Türkiye'nin herkesten ona önerildiği için. En iyi arkadaşı da Türk'müş zaten. Onun da sadece Türkiye'deki doktorlar hakkında söylediği pozitif referanslardandır. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, sehr. Bu servisten çok çok memnun. Hatta ilk duyduğuna çok şaşırdı ama birçok da sevindi. Böyle bir şeyi ilk kez duydu. Ve her şey de ona söylendiği gibi ve daha da iyi oldu. Yani servis, transfer olsun, otel olsun her şey çok iyi. Ve kesinlikle bunları da devam olarak herkese önereceğini söylüyor. Evet sevgili izleyiciler, konumuz estetik ameliyatlar biliyorsunuz ve özellikle turizme yönelik neler yapıyoruz ülkemizde bunları konuşuyoruz. Ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0090 Türkiye kodunu çevirdikten sonra 212 288 06 78 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Mail göndermek isteyen sevgili izleyicilerimiz için de hemen mail adreslerimiz geliyor ekrana. info@doktorumyanımda.tv adreslerinden
bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, gerçekten size konuk olmak çok da mantıklı ve yerinde olmuş. Çok ciddi bir kalabalık vardı dediğim gibi ben yani hani bu hepsini buraya getirmemiz elbette yani sizin stüdyolarınız geniş ve güzel bir şekilde ayarlanabilir ama böylesi çok daha sıcak oldu benim klinik ortamında. İşte yani hani en güzel şey o ağız propagandası denen şey. Doğru. Hani ne güzel aslında, ne kadar gurur verici. Hani benim burada çok da bir şeyler söylememe de aslında çok fazlasıyla gerek yok. Hastalara her şeyi söyledi. Aynen öyle. Onlar hani işte Almancasıyla, işte Türkçe çevirisiyle yani yurt dışından bizi dinleyen işte izleyicilerimiz, estetik cerrahiyle ilgili herhangi bir müdahale düşünen vatandaşlarımız ya da yurt dışında hani diğer ülke vatandaşları da dahil. Yani biz onları havaalanından alıyoruz. Sadece uçak biletlerini almaları yeterli. Havaalanından alıyoruz. İşte transferlerini organize ediyoruz kendi profesyonel ekiplerimiz tarafından. Bunlar da çok önemli tabii çünkü. Tabii ki yani gerekirse bir tercümanlık hizmetini de organize ediyoruz. Yani hiç Türkçe, tek kelime Türkçe bilmeyen o kadar çok hastamız var ki. Ama geliyorlar bir şekilde dertlerini hani o misafirperverlikle beraber ve gerçekten o sıcaklığı da hissediyorlar. Hani bizim ülkemizin sıcaklığını ve bizlerin sıcaklığını da hissediyorlar. Bir de işlerinin de estetik cerrahi anlamında memnuniyetlerinin de yüksek olduklarını gördükleri zaman da tabii ki her şey çok daha katlanarak hani geçiyor ve çok daha güzel sonuçları beraberinde getiriyor. Doğru. Aslında şeye hepsi altını çizdi. Bir noktaya değindiler farkındaysanız. Denilenler aynen olduğu gibi. Yani bu çok önemli. Hani dediğinizle yaptığınız şeyin tabii ki bir olması çok önemli. Aynen sunduğumuz her şeyi yani bir paket şeklinde sunduğumuz için zaten işte havaalanından alınmaları, havaalanına bırakılmaları, kendi kliniğim, hastane ve otel arasındaki hastalıklarıyla ilgili problemleri. Yani bu çiftler karı koca gelmişti bir tanesi. İşte yaza düğünleri var. Mesela düğün için alışveriş de yaptılar. Hani bizim o tercümanlık hizmeti veren arkadaşlarımız bununla ilgili de onlara yardımcı oldular. Tabii ki yani hani işte bu şey hep birlikte düşünülmesi gereken bir şey. Yani havaalanından indikten sonra ulaşım görevlimizle başlayıp oteldeki hizmet ve daha sonrasında hastanedeki personelimizden ve en son gidene kadar olan bir tamamlayıcı bir süreç aslında. Hani çok sıcak bir şekilde anlatmışlar. Çok keyifli bir şekilde anlatmışlar. Yaşadıklarını anlatmışlar. Yani bu da çok önemli. Çok da şey... Hani biz burada ne konuşsak artık gerçekten boş gibi geliyor. Çünkü hani Nasrettin Hoca'nın bir lafı vardır. Yani... Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Bir şey yaptıracaksanız gerçekten ve ihtiyacınız da varsa o konuda araştırmalar da yapıyorsunuz. Ve size doğru hizmeti verebilecek kişiye de bir şekilde ulaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Peki biraz da estetik operasyonların genelinden bahsedelim istiyorum. Daha çok ne dediniz? Saç ekimi için geliyorlar. Tabii peki, farklı operasyonlar var galiba. Erkeklerde saç ekimi, yani bayanlarda ya da erkeklerde yine burun estetiği çok önemli. İşte yaz öncesi yine liposuction, işte lazer liposuction dediğimiz, işte lazer ışınları kullanılarak yapılan liposuction tekniği. Yine memeyle ilgili operasyonlar, bir meme küçültme, meme büyütme, işte karın germe, doğum sonrası estetiği anlamında. Bunları yaygın bir şekilde yapıyoruz. Genelde de artık böyle son zamanların en sık kullanılan tabirlerinden birisi kombine operasyonlar. Kesinlikle. Hani aynı eş zamanlı iyileşme süreci içerisinde bir hafta 10 günlük bir süren içerisinde işte memenizle ilgili bir probleminiz varsa, burnunuzla ilgili probleminiz varsa. Aynı anda yapabiliyor musunuz? Aynı anda. Tabii bir sağlık problemi yoksa hani ameliyatını engel ciddi bir durum yoksa, anestezi doktorumuz buna onay veriyorsa, hastamız da buna istekliyse neden olmasın? Ama tabii ki oradaki en önemli belirleyici şey hastanın genel yine sağlık durumu tabii ki. Yani hani şimdi bazı hastamız var, bir tek burun ameliyatı yapacağız ama kan değerleri çok düşük. Onu da, yani tek ameliyatı da iptal ettiğimiz zamanlar oluyor. Hani geçen yine hani Suudi Arabistan'dan bir bayan hastamız gelmişti. Çok düşüktü kan değerleri. Yani oradan buraya bunun için gelmişti ama hani bize telefonda da daha önce de söylememişti böyle bir problemi olduğunu. Burada baktığımızda değerleri düşük dedik, iptal ediyoruz. En azından bir iki üç aylık bir kan tedavisi ya da bunun sebebinin araştırılması gerekir. Yani yeri geldiği zaman hiçbir ameliyatı da yapmayabiliriz. Doğru. Ama uygun hastaya, uygun şekilde ve hani o cerrahi tecrübenizle, cerrahi hızınızla ve iyileşme sürecinizle, hastanın yaşıyla, sağlık durumu, işte sağlık durumunun bozuk olup olmamasıyla alakalı olarak birçok ameliyatı bir arada yapabilirsiniz. Mesela benim en çok aklıma şey geliyor. Hani karın ameliyatına girmişken kadınlar açısından baktığınızda hemen meme operasyonlarını birlikte yaptırıyorlar. Ya da liposuction'la karın germe böyle çok birlikte gibi anılıyor. Şöyle, karın germede çoğu zaman o hani özellikle doğum sonrası böyle göbek bölgesinin üzerine özellikle pantolon giyildiği zaman böyle bir sürekli sarkan bir doku.
işte bel bölgesinin simit tarzı böyle tarifledikleri bir doku oluyor genelde. Bu doğum sonrası tabii ki çatlaklarla beraber daha da artıyor. Karın germe ameliyatı sırasında zaten bel bölgesinin çoğunlukla liposuction uyguluyoruz. Şimdi karnı çok daha düz ve çok daha diri olduğu zaman ister istemez özellikle doğum sonrasında memelerde sarkma, işlerinin boşalması, o genç kızlıkta göründüğü gibi görünmeme gibi kötü durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi karnı yaptırmışken memeyi de eğer bir içinin boşalması ve bir sarkıklık durumu söz konusuysa dikleştirmeyle beraber işte bir protez, vücuduna uygun olacak bir silikon meme protezi konulup ya da çok sarkık ve çok iri ise işte dikleştirip bir miktar küçültüp vücuduna uygun hale getirmek. Hani bunlar kombin halde yapılabilir. Yine aynı ameliyat sırasında bir basen bölgesinde, popo bölgesinde ya da diz içinde ya da bacak içinde fazlalık ekstra varsa. Bir fazlalık varsa yağ fazlalığı ki bu bölgesel fazlalıklar siz ne kadar kilo verseniz de vücudunuzda orantılı olarak o sadece küçülür ve büyür ama kaybolmaz tamamen. Bunun tek yolu da liposuction'dır. Liposuction artık çok sağlıklı bir şekilde uygulanıyor. Çok daha rahat bir şekilde uygulanıyor. Lazer liposuction dediniz özellikle yazarlar için. Lazer liposuction'la şöyle yani lazer liposuction var, işte ultrasonik liposuction var. Ya lazer dalgaları gönderilerek içerideki yağın daha kolay parçalanmasını, daha az kanama, daha az morluk olmasını bekliyoruz. Ama yine biz daha önce de konuşmuştuk sizinle. Evet. Yine uygun hastaya uygun çözümler üretmek lazım. Herkese lazer liposuction, herkese klasik liposuction gibi değil. Hani lazer liposuction da kendi içine bazı indikasyon alanları var. Ama hani herkese de yapabilirsiniz bu arada. Hani öyle bir çok keskin de bir sınırları da yok bu işin. Yani hani kombine ameliyatları başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Ama tabii ki hastanın genel sağlık durumu itibariyle de iyi değerlendirmek lazım. Evet, peki mesela birkaç tane operasyonu bir arada uyguladığınız bir hastanın iyileşme süreci ve ülkesine dönme süreci nedir? Çok değişiklikler olur mu? Yok, mesela bir yani bir meme karın beraber büyütme olsun, küçültme olsun. Yani bir 10 günlük, maksimum 15 günlük bir süre fazlası yeterli. Çoğu zaman bir hafta yani bir hafta 10 gün. Ameliyat sonrası kalacakları süre yeterli açıkçası. Yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim efendim. Bundan sonraki çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Programımız hayırlı olsun. İnşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah her zaman bekleriz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, estetik operasyonlar da gerçekten çok önemli. Doktorum yanımda tüm hızıyla devam ediyor. Kısacık bir ara veriyoruz.